Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Şöyle bakın. Tabi anlayamadınız. Acaba ne yapacağız bugün diyorsunuz. Hemen söylüyorum. Biliyorsunuz bizim bir araba cenneti serimiz vardı. Bugün yorumlarda çok ama çok istenilen bir araba ailesinin araba cennetine gideceğiz. Bugün arkadaşlar Opel ailesi arabaların cennetine gideceğiz. Orada arabalar inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani inanılmaz fazla arabalar var. Her modelden bir sürü arabaları göreceğiniz bir Opel araba cennetine Örümcek'le beraber gidiyoruz. Örümcek neredeydi abi burası? Bak şu an ortalık o kadar birbirine benziyor ki burada bir yerde olması lazım ama nerede şu an ben bile unuttum. Örümcek gözünü dört aç. Opel araba cennetine gidiyoruz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir araba cenneti. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok güzel Opel marka arabalar var da ben şu an resmen yerini unuttum derken gördüm. Bak karşıda Opel araba cenneti. İlk defa göreceksiniz ve işte buradalar. Abi vay. Abi sayısız araba var resmen. Şuna bakar mısınız? Dur abi bir dakika. Çok fazla heyecanlandım. Örümcek şuraya park et abi motorunu. Motoru da bayağı güzelmiş abi. Bu ne be abi böyle? Bunun markası, modeli ne bu araba şeyim? Araba diyorum motorun. Çok garip, değişik bir motor örümceğin. Burası Opel araba cenneti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaları tabii ki kullanacağız. Önce şöyle bir araba cennetine bir görelim. Sol tarafta yine araba park yeri. Sağ tarafta yine arabaları park edilecek bir bölge. Abi kaç tane ya? İnanılmaz fazla araba var. Yine içeride de araba var gördüğünüz gibi. Opel cenneti inanılmaz güzelmiş. Burada tamir yapılacak bir aletler, ne bileyim masa falan. Burada arabayı tamir etmek için yine burada aletler var. Burada bir ofis bölümü var arkadaşlar. Televizyon var. Opel araba cennetinde yine burada girişte farklı bir bölüm var. Yine burada çalışanlara ait bölüm diyebilirim. Karşılama bölümü yine burada. Aynı şekilde bekleme bölümü var arkadaşlar. İnanılmaz bir yer. Opel araba cenneti. Daha önce BMW'ye gitmiştik, Lambo'ya gitmiştik. Bir de Bugatti araba cennetine gitmiştik sanırım. Yine gideceğiz. Bütün araba cennetlerini size götüreceğim. Bir de buradan girişi var arkadaşlar. Çift girişli bir araba cenneti var. Opel cennetinde inanılmaz arabalar var. Arabalara bir yakından bakalım isterseniz. Önce içeriden başlamak istiyorum. Şimdi burada örümceğin gösterdiği ilk araba Opel Combo tabii ki arkadaşlar. Burada da bir Opel Combo var. Burada Opel Zafira değil mi bu? Bir bakalım arkayı göster. Aynen abi bu Zafira. Opel Zafira bir minivan aile arabası biliyorsunuz. Burada yine Opel'in aile arabalarından Meriva'yı görüyorsunuz. İki tane aile arabası. İki tane de burada ticari araba var. Hafif ticari. Dışarıya bakalım mı? Abi o kadar güzel arabalar var ki Opel cennetine. Gerçekten bayıldım diyebilirim. Yine burada sağ taraftakiler Mokka mı bunlar? Aynen. Opel Mokka arkadaşlar bakın sağ taraftakilerin tamamı Opel Mokka gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil, yine koyu yeşil ve mor renklerde. Orta sıradakiler Opel Astra sedanları görüyorsunuz bakın abi. Hepsi Opel Astra H sedan modelleri, çok güzel. 4 tane de Opel Astra var. Yine buradakiler de, en soldakiler de Opel'in Zafira. İçeride de Zafira vardı ya. Burada da yine Opel araba cennetinde Zafira arabaları, Zafira modelini görüyorsunuz Opel'in. Bir de diğer tarafa bakacağız. Birazdan bunları da kullanacağız. Merak etmeyin. Opel cennetine tekrardan hoş geldiniz. Devam edeceğiz. Bir sürü araba cennetine götüreceğim sizleri Örümcek'le beraber. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Sol taraftakiler... Aa bu arabanın camına ne olmuş? Abi kırılmış. Aa bu arabaya bir şey olmuş. Anlamadım. Opel Meriva'lar var arkadaşlar. İçeride de vardı bir tane Meriva zaten gördünüz. Buradaki arabalarımız Opel Meriva arkadaşlar. Çok güzel arabalar öncelikle. Gerçekten bayağı iyi. Orta taraftaki araçlarımız Opel Corsa'ları görüyorsunuz. Çok güzel Opel Corsa'lar var. Bunları da birazdan kullanacağız. Araba cennetinin en önemli arabalarından bir tanesi diyebilirim. Buradakilerde ise morla başlayanlar da Opel Vectra'lar dizelle. Gerçekten bugün Opel cennetindeki arabalar inanılmaz güzel ve bizim ülkemizde çok kullanılan arabalar diyebilirim sizlere. Hazırsanız şöyle ufaktan bir sürmeye başlayalım Örümcek. Sarı Opel Combo ile başlayalım dostum. Haydi bakalım. Her arabadan birer tane kullanmaya çalışacağız.
çok uzun tutmadan böyle kısa kısa arabalarımızı bir test edelim. Bakın abi, Opel Combo'yu görüyorsunuz. Abi Opel cennetine gelirseniz arabaları çok dikkatli kullanmanız lazım. Biliyorsunuz daha önce Örümcek beğenli araba cennetinden kovulmuştu. Aynı durum yine yaşayabiliriz. O yüzden Örümcek şu an için fazlasıyla dikkatli kullanacak arabaları. Opel cennetindeyiz şu an için. Opel Combo'yu izliyoruz. Güzel dönüşler. Gayet iyi. Bir sağ daha dönüş. Güzel. Abi araba muhteşem ya. Gerçekten çok güzel bir araba, görüyorsunuz. Abi muhteşem bir araba. Gerçekten bayağı beğendim bunu, Opel Combo'yu. Hafif ticari bir araba zaten. Örümcek dostum, sol tarafa doğru kaydırarak dön bakayım. Oyt, yavaş. Allah, bir vurursa var ya gitti. Beğenmeden kovulduğu gibi buradan da kovulursun Örümcek. Dikkat etmen lazım. Opel Combo'yu bayağı beğendim. Şimdi de gidelim. Araba cennetimize, Opel'in cennetinden farklı arabaları da test edelim arkadaşlar. Hepsini kullanalım. Daha sonra da bakalım bu araba cennetinde en beğendiğiniz araba hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Burada bir Meriva ve Zafira var. Onları dışarıdakilerden bakalım Örümcek. Devam et abi. Ama abi şimdi bunları nasıl çıkaracağız ki? Arkadakileri çıkaramayız. İlla öndekileri kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela yeşili çıkarmak istesek Meriva'dan çıkaramayız. Muhtemelen çarparız. Tamam, o zaman şu Vectra ile başlayalım Örümcek. Haydi bakalım. Vectra, daha sonra ortadaki Corsa, daha sonra da Meriva'yı kullanacak Örümcek. Bugün Opel araba cennetindeki tüm arabaları göreceksiniz arkadaşlar. Bak tren gidiyor. Koş trenin peşine. Koş ne ya? Yardır git bakayım. Şu trene yetişebilecek miyiz? Abi yalnız araba çok güçlü bir araba, Opel Vectra. Sakin ol. Hadi bakalım. Abi trenle bile yarışabilirsiniz gördüğünüz gibi. Mükemmel bir araba Opel Vectra. Şimdi şunun önden geçebilir mi? Ve oy! Vay. Birazcık arabada hasar mı var diyeceğim. Yok. Hasar yok gibi, var gibi ama arabayı bayağı kirletti. Ya Örümcek'e bir türlü öğretemedik arkadaşlar. Yani şu arabaları aldığı zaman araba cennetinden arabalara çok dikkat etmesi lazım. Biliyorsunuz daha önce kovuldu. Yine kovulabilir. Arabalara o kadar güzel bakması gerekiyor ki buraya gelenlerin en temiz şekilde nasıl aldıysa öyle götürmesi lazım tekrar yerine. Opel Vectra'yı görüyorsunuz, ufak bir aksiyon yaşadık. Trenle yarıştırdı resmen Örümcek ya. Ama araba gerçekten çok güzel. Ben bayağı beğendim Opel Vectra'yı. Şimdi Vectra'yı şöyle güzelce park etti. Şimdi ortada da Opel Corsa'lar var arkadaşlar. Bu da yine ülkemizde çok bilinen, sevilen bir başka arabalardan bir tanesi. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Yani örnek veriyorum, turuncuyu kullanalım abi mesela. Nasıl yapacağız abi? Turuncuyu kullanmak istesek hemen şöyle yaparız abi. Al abi yeşili. Çek kenara. Abi kolayı var bu işin ya. İlla ortadakini, ilk baştakini kullanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Hemen bunu alırsınız. Kapısını kapatmayı unutma. Şşt, yavaş yavaş kapıyı kapatmayı unutma abi. Kapılar açık bırakırsan vallahi hırsız girer. Hemen abi turuncuyu şöyle alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla ilk sıradakini almaya gerek yok abi. Haydi bakalım. Sırada Opel Combo var. Şey, Combo nereden çıktı ya? Opel Corsa var. Yine çok sevilen arabalardan bir tanesi bizim de ülkemizde. Hatchback bir araba. Bilinen, sevilen bir araba. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bugün de Opel araba cennetinin en beğenilen arabalarından biri olacağını düşünüyorum. Gir bakayım şuraya. Hop. Yavaş yavaş abi, aman çok fazla hasar verme. Vallahi buradan da kovulursan bundan sonra bütün araba cennetlerine giremezsin Örümcek, haberin olsun. Çok dikkat etmen lazım. Araba muhteşem gözüküyor. Şimdi minik bir uçuş. Harikasın be. Opel Corsa. Gerçekten çok güzel bir araba arkadaşlar. Mükemmel bir hatchback diyebilirim. Ucuz arabalardan, öyle hızlı bir araba değil arkadaşlar. Yavaş, normal aile arabası diyebilirim sizlere. Opel Corsa C diye geçen bir araç. Opel'in, Corsa'nın sevilen arabalarından bir tanesi. Yalnız arkadan abi. Ön taraftaki arabalardan geçemeyiz. Arkadan park edeceğiz. Uy, az kalsın direğe çarpıyordu var ya. Sıkıntı olabilirdi. Sıkıntı olabilirdi. Hemen şöyle aldığımız gibi yerine bırakacağız arkadaşlar. Bunu yaparsanız sıkıntı yok ama yapmazsanız problem. Şu kapıyı bir kapat. Yeşili de hemen arkasını Örümcek. Bin abi. Yavaş, dikkat et. Yavaş. Arka tarafına tam aldığın gibi park ediyorsun. Biraz düzgün park.
Ve işte bu kadar. Şimdi Opel Meriva'dan bir renk seçelim. Bunu da en öndekini al abi. Hiç uğraşmadan en öndeki camı kırığı olalım. Zaten örümcek hasar yapacak araba. En azından kırık arabayla bir şeyler yapalım. Opel araba cennetine devam ediyoruz arabaları test etmeye. Daha diğer taraftaki arabaları da kullanacağız arkadaşlar. Bugün Opel cennetinde kullanılmadık bir araba dahi bırakmayacağız. Her modelden kullanacağız. Sizin için farklı farklı bölgelere giderek arabalarımızı güzel bir test yapacağız. Yalnız abi Meriva'da üf tam canavar çıktı be. Şuna baksanız abi. Nasıl her yere çıkabiliyor? Sanki SUV, Jeep gibi arabanın performansı. Gerçekten çok güzel. Yani şu performansları görünce vallahi diyorum ki helal olsun ya. Vallahi Meriva gerçekten sağlam bir arabaymış arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Çok güzel. Her tarafa rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bayağı da güzel, güçlü araba diyebilirim sizlere. Bak sağ arka tarafta bir hasar var. Görüyorsunuz değil mi? O hasar kötü oldu. Hasar olmasa güzel olacaktı ama ufak bir hasar almış arabamız Opel Meriva. Zaten örümcek kullanıyorsa o arabanın hasar almama ihtimali yok arkadaşlar. Her türlü hasar aldırır o araba örümcek. Sağ olsun. Her türlü kaza yapıyor. Aman yavaş. Yavaş abi. Yavaş, dikkat. Dikkat. Güzel. Şimdi Opel araba cennetindeki içerideki arabaları test ettik. Sağ taraftaki arabaları test ettik. Bir de buradaki solumuzdaki arabaları test edeceğiz. Burada bir Zafira, Vectra ve Mokka bizler olacak. Ortadaki arabayla başlayalım. Opel Astra'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bilinen, sevilen arabalardan bir tanesi Opel Astra. Bizim ülkemizde çok kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım Astra nasılmış göreceğiz. Bas bakayım gaza. Bas abi, bas hızlı. Sağ tarafta zaten hız göstergemiz var. Hızını falan da görebiliyorsunuz. Çok hızlı arabalardan değil gördüğünüz üzere. Yani çok yavaş ilerliyor. Üçüncü viteste 100 kilometrede ilerliyor şu an işin örümcek. Sağa doğru dön bakayım. Güzel drift yapıyor yalnız ha. Çok sağlam dönüşleri var. Dikkat ediniz mi? Bak sol tarafa dön. Dön. Görüyor musunuz? Araba böyle spin atmıyor, yoldan çıkmıyor. Çok kontrollü bir şekilde gidiyor. Bunu bayağı beğendim böyle olmasını. Vallahi hoşuma gitti, güzelmiş. Gayet iyi bir araba. Buradan sol yap, yavaş yavaş cennete doğru dönelim örümcek. Dön abi. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Birazcık şey sıkıntı. Sıfırdan kalkışı biraz yavaş arabanın. Bak anca 60'a daha yeni geldik. 70 yeni geçti. 70 hala 70-80'i geçiyor şu an için. 90 aşırı yavaş bir hızlanması var ama bu arabalar zaten hız arabası değil arkadaşlar. O yüzden bu ucuz arabalardan çok fazla bir beklenti olmaması lazım. Opel Astra H sedan versiyonunu şu an için izliyorsunuz. Örümcek çok güzel bir arabayı kullanıyor. Araba cennetinden, Opel cennetinden güzel arabalardan bir tanesi. Hemen şöyle bunu da güzel bir şekilde park edelim yerine arkadaşlar. Dur abi yavaş. Yavaş dikkat. Gel geri. Tamam hadi bakalım. Şimdi yandaki Mokka'ya devam edelim. Mokka da yine ülkemizde. Hani tamam bir Vectra, bir Astra kadar bilinmese de ama son zamanlarda daha da çok sevilen arabalardan bir tanesi. Bu eskisi. Bir de bunun yenisi var ama yenisinin modu olmadığı için eskisini getirebiliyorum arkadaşlar sadece. Ama yenisi gerçekten çok güzel bir araba. Opel Mokka'nın yenisi. Muhakkak biliyorsunuzdur. Bu da eskisi ama hala çok güzel diyebilirim sizlere. Bakalım şöyle birazcık topraklı yollarda falan bir gidelim. Uç bakayım. Minik bir uçuş. Araba gerçekten bayağı iyiymiş be. Vallahi bayağı iyi. İyi de gidiyor bu arada. Toprakta bile 110'la gidiyoruz ya. Araba gerçekten güçlü çıktı. Zaten SUV gördüğünüz gibi öyle yavaş bir araba değil. Güçlü diyebileceğimiz arabalardan bir tanesi. Biraz da tırmanmasına baksın örümcek. Abi daha ne olsun ya? Gerçekten daha ne olsun arkadaşlar? Fazlasıyla güçlü bence bu araba. Yani şu uçuşları falan normal bir arabayla yapmanız çok mümkün değil. Ama Opel Mokka ile rahat bir şekilde uçabilirsiniz. Allah dikkat. Birazcık spin geldi. Ama sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir araba. Bayağı beğendim arkadaşlar. Arabanın performansı cidden güzel. Opel araba cennetindeki en sevilen arabalar listesinde en üst sıralarda olan arabalardan bir tanesi. Yine farklı araba cennetlerine tabii ki gideceğiz örümcekle beraber. Siz yine istediğinizi yazın. Hangi araba cennetine gidelim? Onu gideceğiz sizlerle. Şimdi son bir arabamız kaldı arkadaşlar. O da hemen şurada gördüğünüz bir aile arabası. Opel Zafira bizlerle olacak. Zafira'yı da bir kullanalım.
Bakalım Zafer Hanım performansı nasılmış? Bunu da bayağı merak ediyorum yani. Ülkemizde çok bilinmese de ama her türlü bildiğiniz, duyduğunuz arabalardandır kesin yani. Ama öyle Vectra kadar, Astra kadar da bilinmiyor Opel Zafira. Biraz büyük araba, aile arabası kategorisinde, MPV sınıfında bir araba. O yüzden geniş araba sevenler, geniş aileler bu arabayı alıyor sadece. Öyle bir iki kişi, üç kişiler bu arabayı kolay kolay almaz arkadaşlar. Ama performansını görüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok güzel. Şimdi buradan bir sağa doğru dönüş yap. Kaydırmadan dön bakayım, bir manevrasına bakalım. Vallahi gayet güzel. Bak, kaydırmadan dönmesine rağmen iyi dönüyor yani. Kötü bir dönüşü yok arkadaşlar. Bakın dönüşe bakın abi. Gayet güzel. Tekrar sol yap. Abi daha ne olsun ya. Gerçekten çok güzel bir araba bu Opel Zafira. Meriva da aynı bunun gibi. Meriva biraz daha küçüğü Zafira'nın. Ama gerçekten performans olarak ben Zafira'yı bayağı beğendim. Çok güzel bir araba. Yani tam bir araba cennetine yakışacak arabalardan bir tanesi. Zaten Opel cennetindeki arabaların tamamı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Zafira da onlardan bir tanesi. Artık Opel cennetinden yavaş yavaş ayrılıyoruz arkadaşlar. Zafira'yı park etsin örümcek. Bugün Allah'tan çok kazasız bir gün oldu. Lambo'yu mu, BMW mi, hangi gündü ya? Abi resmen Bugatti miydi hatırlamıyorum da. Ya neredeyse bütün arabaları mahvetmişti örümcek. Çok büyük sıkıntılar olmuştu ama bugün Opel cennetinde ufak tefek kazaları saymazsak mükemmel bir gündü diyebilirim. Farklı araba cennetleri için yorumlarınızı bekliyorum. Umarım Opel araba cennetini beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.